yaramız sen olsan da içimde sözlü. Altın üstü bir olsa da sensiz yeryüzünün. Gururum beni engeller sen giderken susarım. Bir gün son buldu bin olsa da ömrümün. Aşkın anlamı sen olsan da içimde sözlü. Kimseye sarılma, kimseyi sevme asla, sevişme onlarla. Kimseyle öpüşme, kimseye sarılma, kimseyi sevme asla, sevişme onlarla. Hop! Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bizi evlerine davet edenler, sizler de stüdyomuza hoş geldiniz. Bu akşam hep birlikte çok eğleneceğiz. İnşallah. Burada gerçekten kendimi çok iyi hissediyorum. Çok da güzel duygularla çıkıyorum. Siz de mi öyle? Bu akşam İstanbul Üniversitesi'nden arkadaşlar varmış. Harika. Harika. Gittikçe de kalabalıklaşıyoruz yani. Öyle gözüküyor. Umarım çok güzel, çok keyifli akşam geçireceğiz bugün de. Çünkü bu akşam yine konuğum. Her hafta olduğu gibi. Bir gün acaba onun tersini söyleyecek miyim? Çok merak ediyorum. Çok kötü bir konuğumuz var bu akşam falan gibi bir şey çıkacak mı acaba ağzımdan? Ama bu akşam da yine becerdik. Yine elimizden geleni yaptık. Yine çok özel bir konuğumuz var bugün. Çünkü benim arkadaşım olmasının yanı sıra bence Türkiye'nin son yıllardaki zaten aldığı ödüller de ortada da en iyi kadın şarkıcılarından bir tanesi, aynı zamanda söz yazarı, aynı zamanda besteci, yani çok yetenekli. Lafı çok fazla uzatmaya da gerek yok. Alkışlarınızla Sıla.
sıcağına bel bağladım. Talihsizlikler üst üste geldi. Kendimi güç bela yanına attım. Sana inandım, koştum, geldim. Dünden ne vardı unuttum, geldim. Dünya yansın, koy verdim bana biraz renk ver. Sana inandım, koştum, geldim. Dünden ne vardı unuttum, geldim. Dünya yansın, koy verdim bana biraz renk ver. Bana biraz renk ver. Sıracığım hoş geldin. Hoş bulduk Emreciğim. Arkadaşlar siz de hoş geldiniz. Şapka, grup şapka. Grup şapka gerçekten. Ne abi bu şapka durumu? Bu arada seni robokova çevirmişler. Ne yaptınız arkadaşlar? Bana bir tane veriyorsunuz ya, mikrofon. Sorma. Ona niye iki tane? Arka tarafı böyle şey gibi, robokop gibi olmuş ya. Hazır bomba gibiyim bir yani. Bir de bunu aşağı çeker o arkadan. Ya sorma, sorma. İyi mi keyfin? Süper. İyi, çok hoş iyi. Geldin. Hoş sefalar bulduk. Getirdin, iyi ki geldin. Değil mi? İyi ki geldin. Hayat nasıl gidiyor? Albüm, ikinci albümden sonra özellikle. Hızlı gidiyor. Ben hızlı de gidiyor. Keyifli gidiyor. Bol konserli gidiyor. Oh ne güzel. Keyfim çok yerinde. Çok güzel albüm oldu ikincisi de. Evet. Birincisi için çok çaba sarf ettin. Zamanı da senelerce sarf biliyorsun. Ettin. Bir de aynı şekilde. Ben de aynı şeyi yaşamıştım. İlk albüm benim de. Sonrakiler 4 ayda bitiyor. İlk albüm gerçekten. İlk albüm 6 senede bitiyor. Gerçekten. O da öyle yani. Oldu. Yazık. O da çok çabaladı. Ama mühim olan gerçekten insan ilk albüm olunca çok özeniyor değil mi? Çok, ve en iyisini çok, yapmak istiyorsun. Öyle. Çok da haklısın. Ben de aynı şeyi yaşamıştım ve Sıla belki de ilk zamanlarda yapılan hani beraber dinlemiştik ilk demoları. Evet, doğru. Belki onlar olsaydı bu başarıyı elde edemeyecektin. Aynen onun öyle. İçin bu değişimlerin hem beste olarak da evet, hem evet. Altyapı olarak da çok büyük faydası olduğunu düşünüyorum. Çok, ben. Çok, umarım sen de öyle düşünüyorsun. Evet, çok inceleyip çok sık dokuduk tabii. Dediğin gibi bir de o kadar uzun zaman içinde yaptığın şarkılar barınıyor ki ilk albümde. İşte 18 yaşında yaptığın şarkı da var. 23 yaşında yaptığın şarkı tabii, da var. Sıkılıyorsun da. Dolayısıyla bir konseptten de uzaklaşıyorsun. Tabii, bir doğru. Bütünlük de olmuyor. Doğru, o da var. Diğer albümlerde biraz daha rahat. Daha evet. Kısa bir zaman için zamanda, çalıştığım evet, için. Değil mi? Doğru. Duygu bütünlüğü de oluyor. Bizim Sıla ile tanışmamız çok enteresandır. tabii ki Kenan'dan biraz sonra bahsedeceğiz ayrı. Ama bir gün yanlış hatırlamıyorsam Popstar'ın ilk programıydı. Bir yılbaşı çekiminde. Ben telefonda bir sorun yaşadım ve bir hafta sonra yılbaşı gecesi, bir hafta sonraki benim sahne konserim var ve ben orkestramdan ayrılmak zorunda kaldım. Yani bir hafta sonra konser var ve ben orkestrasızım. Kenan da oradaydı o sırada. Şans eseri hakikaten çok enteresan. Ne oldu, bir sorun mu var? Ya dedim sorma, bir hafta var, bir hafta sonra konser var. Ve ben dedim orkestrasızım şu anda. Ya oğlum ne şans dedi. Bizim de yılbaşı işimiz iptal oldu dedi. Ondan sonra hemen arayalım dedik. Tarık abi aradı. Evet, Tarık Sezer'i. Evet. Kenan'ın orkestrasının şefidir. Benim de çok eski tanıdığım abimdir. Hemen dedik ki Kenan bana orkestrasını bana gönderdi yani. Ve ben o yılbaşı İzmit'te mi yapmıştık İzmit'te, konseri? İzmit'te donmuştuk. Evet, evet donmuştuk hakikaten ne soğuktu. Ve orada Sıla ile beraber
tanıştım ve o gece de beraber çalıştık. Sonra birkaç defa da o grup bana eşlik etti. Sağ olsun hepsine sevgilerimi gönderiyorum. O zamandan beri Sıla ile arkadaşlığımız sürüyor ve bütün bu sürecine de tanık oldum. Evet, evet. Hak ettiği şeyin daha ileri boyutlar olduğunu düşünüyorum ayrıca ben Sıla'nın. Ama inşallah. Şu andaki gidişte hiç fena değil. Vallahi memnunuz. Tamam. Daha iyi olacak. Harika. Az laf çok şarkı bizim programımızın sloganı. Çok iyi fikir. Hadi buyurun o zaman arkadaşlar. Hangisi? Alayım mikrofonu. Haydi. Seni kaybettim ama bu son vedaydı demedim. Tek avuntum, tek umudum bu. Ne desen seni hala özlüyorum. Seni kaybettim ama bu son vedaydı demedim. Tek avuntum, tek umudum bu. Ne desem seni hala özlüyorum. Gözlerim görmüyor artık, ne önemi var? Kalbim çarpmıyor artık, ne gereği var? Ellerim tutmuyor artık, neden tutsun? Sen yoksun gözlerim görmüyor artık, ne önemi var? Kalbim çarpmıyor artık. Senin suçun diyemedim. Tek üzüntüm, kahroluşum bu. Ne desen seni hala özlüyorum. Seni kaybettim ama senin suçun diyemedim. Tek üzüntüm, kahroluşum bu. Ne desen seni hala. Gözlerim görmüyor artık, ne önemi var? Kalbim çarpmıyor artık, ne gereği var? Ellerim tutmuyor artık, neden tutsun? Sen yoksun gözlerim görmüyor artık, ne önemi var? Kalbim çarpmıyor artık, ne gereği var? Ellerim tutmuyor artık.
nasıl? Gitmek zor mu senin için? Yürümeye bile korkanlardan mısın? Aşk yok mu sence? Sevişmek herkesle aynı mı sence? Kalp yok mu sence? Hayata üşenenlerden misin sen de? İster ederim. Sevişmeden şarkı olmuyor. Aslında söylemek istediğim cümle bu değildi ama. Kısmet. Her şarkımı seviştikten sonra yapıyorum. Şöyle bir şey var. Şarkıların bazılarının içinde bu sevişme meselesi hep olur. Bak çünkü, sende de var. Var olmaz. Sevişme onlarla. O, sevişmeden uyumayalım. Ben ibret alemden beri var. Evet. Ben vazgeçemedim ondan. Allah vazgeçirmesin. Allah vazgeçirmesin hocam. Mesele şu aslında, orada sevişmenin, gerçekten sevişmenin, hepimizin aslında şarkılarında bahsettiği o sevişme, senin bu şarkında direkt olarak anlattın. Sevişmek herkesle aynı mı sence diye küt diye kafasına vurarak söylediği cümle. Aslında herkesin bu sevişmeyle alakalı şarkılarının hemen hemen içinde bu var yani. Özel bir sevişmeden, yani sonuç itibariyle aşktan. Tabii tabii. Ve yoğun ve gerçekten yaşanan bir aşktan bahsediyor bu şarkılar. Bunu da özellikle ya ne bu sevişme meraklısı insanlar diye böyle şarkılarımızı böyle eleştirmeye kalkan insanlara söylemiş olalım. Evet, iyi dedin. Sıla'cığım sen İzmirlisin diye biliyordum ben seni ama doğumum Denizli. Denizli'ymiş ama sonra İzmir'de evet, çok sonra, şey oldu. Annem İzmirli aslında. Benim de annem İzmirli. Evet. Babam Denizli. Denizli'de doğdu. Fakat sonrasında ilkokuldan sonra okumak için İzmir'e gittim ve orada büyüdüm. Denizli'nin üç şeyi meşhur derler. Horozu. Bak kızı, tozu, horozu. Evet. Ama tozu hala var mı bilmiyorum. Belediyesi iyi çalışıyorsa artık kalmamış olabilir. Vallahi ama horozuyla efendim, kızı hala gördünüz mü kızı burada. Horoz. Keşke bir tane de horoz getirseydik de gösterseydik.
mesela. Ay, ondan sonra İzmir'e gidiyorsun. İzmir'de evet, gerçekten İzmir'de ciddi çalışmalar yaptın. Dersler aldın, şu an çalıştın. Evet, aynen. Anlatsana kısaca oraları. Çok önemli bir, Türkiye'nin şan pedagogu, tek şan pedagogu. Sabahat Tekebaş vardı, çok acayip bir hoca. Onunla çalıştım 2 sene. Lise 2 ve lise sonuncu sınıflarda. Üniversiteden miydi o? İstanbul Devlet Opera Bale'den ama 9 Eylül'de aynı zamanda öyle mi? Evet, bölüm başkanlığıydı o dönem. Şimdi zannediyorsam yapmıyor. O bana tabii çok faydası dokunan insanlardan biri. Eminim. Çünkü gerçekten temelimi o oturttu. Sonrasında zaten İstanbul'a geldim. Arada bir caz, şarkıcı caz olacağım. Durumu var tabii ama. Arada bir caz durumu var. Nüket Ruacan. Ne kadar önemli üstüne insanlar. Üstüne Yıldız yazsın. Çok sevdiğim hocam. Onunla çalıştık. Sonrasında bir sürü çalıştım. Ayşe Sezerman'la çalıştım. Kevork'la Ayşe Sezerman'la ben de çalıştım. Tabii. Aa, Ayşe canım ya çok şekerdir. Bizim ne Yalın şeker da çalıştı. Burundan açarak böyle şeyler. Çok şekerdir o da. Bizim okuldan mezundur İstanbul'dan. Evet evet. Sonra da İngiltere'de çok önemli bir eğitim aldı. Müzikalcilerle çok yakın temasta olduğu için de pop tekniğini ve müzikal evet, tekniğini evet de çok iyi bilir. Çok önemli zaten. Çok önemli. Bizde. Opera tekniğiyle farklıdır evet, biraz. Evet. Ayşe Sezerman'a sevgilerimizi yollayalım o zaman. Evet ya. Sonra İstanbul'a geldin. Bu caz maz durumlarından derken sonra derken Kenan beni arakladı. İyi de yapmış. O zaman birazdan konuşacağız onu. Olur. Ben de bir şarkı söyleyeyim. Haydi. Bu arada bu hafta biliyorsunuz tabii bugün artık üzerinden biraz geçti ama bu haftayı ben 10 Kasım haftası olarak görüyorum. Teşekkürler. Ben ciddi Atatürkçü bir ailenin çocuğuyum. Ve bizi de öyle yetiştirdiler. Ve de sonra benim okumalarımdan, okuldan aldığım eğitimden de bunun hiç de yanlış olmadığını öğrendim, gördüm. Ve dolayısıyla küçükken daha bu meseleyi algılamadan yemek masasının altına girip 10 Kasım'larda kafamı yemek masasına vururdum ağlamak için. Ay çok güzel. Sonra gerçekten ağladığım günler oldu. Çünkü çok tanımak isterdim, bilmek isterdim, görmek isterdim ama onun da söylediği beni tanımak ille de beni görmek değildir. Evet. Şimdi bir tane onun çok sevdiği bir türküyle başlayacağım. Ondan sonra hemen arkasında da benim çok sevdiğim bir halk ozanının türküsünü. Biraz ikisi de değişik yorumlu ama umarım süper hoşunuza gider söyleyeceğiz. Süper. Hadi bakalım buyurun. Bir çift kundurayla, bir de fesi var. Anı
sen gelmiyor. Acep ne işti? Alo Yemen'dir, gülü çemendir. Giden gelmiyor. Acep Orkestraya bir alkış alabilir miyim? Muhteşem. Bu ikinci parçayı da geçen hafta Kubat buradayken Kubat için çok değerli Neşet Ertaş. Bir diğeri de
Aşık Mahzuni Şerif olduğunu söylemişti. Ben de onaylamıştım ama arkasından Aşık Veysel'i söylemeyi unutmuşum. Yani bunun arkasından benim Aşık Veysel'i hatırlatmam gerekiyordu. Onu unuttuğum için ondan özür olarak bu şarkıyı bu hafta koydum. Ve de benim çok sevdiğim bir grup. Biraz sert müzik yaparlar ama Anatolia albümü özellikle çok sevdiğim bir albümdür. Pentagram'ın yorumudur bu versiyon. Arkadaşlar da büyük bir başarıyla canlandırdılar. Teşekkür ediyoruz o yüzden. Evet, hadi siz de söyleyeceksiniz. Hadi biz de söyleyelim. Bir nefes alayım. Hadi nefes al sen. Böyle miydi? İnan kalmadı solumda dermanım. Bütün gece İstanbul'a geldin. Sonra İstanbul'a geldim. Efendim ondan söyleyeyim. Sonra... Ondan sonra Kenan Doğulu'ya çalışmaya başladım. Ne güzel oldu. 2000 yılında. Derken 7 sene çalıştım. Evet 7 sene. Yani bayağı sebatkar bir durum. Dile kolay. Vallahi dile kolay. Vallahi. Vokal yapmak çok enteresan bir şeydir.
şarkıcılığınızı unutmak zorunda kalırsınız. Ya. Çünkü öndeki şarkıcıya uymak zorunda kalırsınız. Hatta vokalistler kendi aralarında buna kanlı takip tabii, derler. Tabii. Ben de bir dönem 5 sene civarı bir şarkıcılık kulüplerde çalıştıktan sonra sırasıyla Sezen Aksu, Sertab Erener, Levent Yüksel, Leman Sam ve Nilüfer'le vokalist olarak çalıştım. Ve orada her şarkıda öne atmak istiyordum kendimi tabii doğal olarak ama başka bir disiplindir. Çok da zordur. Gerçekten iyi bir tekniğiniz olmak zorunda. Gerçekten iyi bir kulağınız olmak zorunda. Tabii iyi bir vokalist olmak için. Yani tabii iyi bir vokalist olmak için. Ve zor bir şeydir. Sıla bence onu da Türkiye'de yapmış, en iyi yapmış vokalistlerden bir tanesiydi. Sonra albüm hikayesi nasıl oldu? Yani bu ya aslında... gazı nereden geldi? Yani ben biliyorsun çok uzun yıllar evde öyle dört duvar arasında çalıp söylerken artık bir yerden başlamak lazım çok deyip. Çok uzun yıllar evde örgü örerdim diyeceksin zannettim böyle gibi. Mesela yemek yaparken evde... mutfakta. Dedim ki bir ucundan tutmak lazım artık yapmak istiyorum tabii ki solo albüm ne yapabilirim. Ozan'ın kapısını çaldım tabii ki. Ozan Doğulu'nun. Şarkılarımı götürdüm böyle bir 5-6 tane demom vardı onları dinleteyim. O demoları sen de dinledin zaten. Ozan da bunlar güzelmiş dedi ne yapalım diyorsun dedi. Dedim yani yapalım bir şey yani artık ben albüm yapmak istiyorum. Tamam ben de onu diyorum o zaman hadi yapalım dedi. Derken el sıkıştık böyle aslında çok. İyi onları yakalamak da zordur yani. Öyle. Gerçekten öyle çok böyle anlık gelişi. Boş yakalamak çok zor Ozan'ı. Sevgiler gönderiyorum ona. Evet. Her konuştuğumuz insana sevgi gönderiyoruz. Sevgi tomurcuklarına döndük. Kenan'la çalışmak da çok keyifliydi elbette. Acayip. Seyretmesi ya, çok zevkli ama çalışması da bir o kadar keyifli. Evet bir o kadar keyifli. O gerçekten okul gibi oldu bana o 7 sene. Çünkü sadece Kenan değil bütün orkestra arkadaşım, evet, bütün Hüseyin arkadaşım önemli. Hepsi çok kıymetli abilerim. Çok şey öğrendim. Gerçekten doğru. Cebe çok şey attım. O yüzden belki birazcık da şimdi daha bir sağlam basıyorum. Tabii, eminim, çok şey öğrendim eminim, çünkü. Eminim. Çok keyifliydi. Bütün şarkıcı adaylarına da tavsiye ederim yani. Kenan'la çalışmaları mı? Kenan'la çalışması süper olur da. Yakalayabilirlerse. Yakalayabilirlerse ben süper olur. Ben geçen hafta yakaladım. İstanbul'a gelmiştim iki günle klip çekimine. Klip çekimine. İnşallah bir sonraki gelişinde. Bu sefer yakalayıp buraya getireceğiz. İnşallah o da gelecek arkadaşlarımız arasında. O zaman bir tane şarkı söyleyelim mi Kenan'dan? Söyleyelim. Tutamayırım zamanını. Haydi bakalım. Hadi o zaman. Buyurunuz. Thank you.
aşık olmadan gel. Bu gidişin sonu kötü, kalbin kaybetme gel. Siyahını bırak da ben, derdisin yeter, aşk o zulmedi, küstesen yeter. Şafağım daralır, daralır geceler. Serseri kalbim, ama karar ver, tutamıyorum zamanı. Gittiğin yerde mutlu ol, ya da gel, kalbimde tahta sahip ol. Senin güler yüzüne kurban var. Bu serseri serseri kalbim, ama karar ver, tutamıyorum zamanı. Ama karar ver, tutamıyorum zamanı. Ama karar ver, tutamıyorum zamanı. Kendini alkışlamak gibi bir durum vardı, biliyor musun? Çok güzel söyledim. Ya yaşasın ama var. Biz bu alkışları kenara göndermiş olalım tabii ki. Kendimizi alkışlamış olmayalım. Evet, sonra. Şimdi. Ne konuşalım ya? Ne konuşalım arkadaşlar? Konuş arada diyorsunuz. Ben de konuş... İstanbul'a geldik. Kenan'a başladım. Orası bitti. Sen neredeydin o sırada? Sıla İstanbul'a geldi de sen İstanbul'da yoktun büyük ihtimalle o sırada. Evde yoktun. Evde yoktun hatta. Evet. Buyurun. Ben sonra parmağımı çok seviyorum. Ben sonra değil, daha sonra. Nasıl yazdın? Şey değil mi o, ne yaparım senden sonra acımadan geçer. Anlat bakalım nasıl yazdın? Bu sorunun cevabını ver. Madem konu bulmuyorsunuz bana, ben de bu soruyu aldım buraya taşıdım. Dan sonrayı nasıl yazdın? Şöyle oldu. Ozan'ın iki tane demosu vardı. Üzerine söz yazılması gereken. Bir değerlendirmek istiyordu onları. Bir bakar mısın dedi. Bakarım dedim. Bir tane böyle bir balat şarkı, bir tane de bu dan sonra. Böyle iki tane maket ama gerçekten maket. Ben dan sonranın o maket halini duyduğum zaman böyle... Bir anda bir ışık yandı. Acaba falan. Derken hakikaten kütür kütür yazdım bir anda yani. Çok kısa zamanda yazılmış. Bazen öyle çağrıştırır melodi sözü. Evet, gerçekten öyle. Bunun hikayesini burada anlattığımı bilmiyorum. Böyle bir çok acayip böyle bir hikaye var. Anlattıysam da bu akşam bizi ilk defa seyredenler, ilk defa dinlemiş olacaklar. Onlar için anlatalım. Yıllar evvel Melih Kibar İngiltere'de Londra'dayken çok böyle kış gecesi gerçekten yağmur çok şiddetli yağıyor. Bir, ciddi bir fırtına var. Otobüste gidiyor ve otobüste o sırada aklına bir melodi geliyor ve onu yazıyor. Hemen İstanbul'a gönderiyor. Çiğdem Talı'ya diyor ki rahmetli nur içinde yatsın ikisi de. Bu akşam da onlardan bir şarkı söyleyeceğim. Bak iyi sohbet oldu bu bize. diyor ki bu şarkıyı hemen bir söz yaz. Biliyorsunuz o dönemde yazdıkları sözleri, şarkıları beraber yazdılar çoğunu. Evet. Ve hiçbir fikri olmayan yani mesele ve durum hakkında hiçbir fikri olmayan Çiğdem Talı bir şarkı yazıyor. Şarkının adı İçimdeki Fırtına. Hmm. Yani birbirini bu kadar iyi hisseden, evet, alkışlayabilirsiniz tabii ki. Rahat rahat.
Gerçekten birbirini bu kadar iyi hisseden bir besteci ve söz yazarı. Gerçekten inanılmaz bir şey. Ama dedim ya, bazen melodi o sözü çağrıştırır. Demek ki Ozan'ın melodisi de, evet, şarkısı da o sözü çağrıştırmış sana. Evet, aynen öyle oldu. Ben yapamıyorum. Ne melodiler geldi gitti. Yine oturdum kendim yaptım kendi bestemi. Ya da sözüyle gelen, birlikte gelen bestemi. Çok zor bir şey. Yani müzikal olarak birliktelik gerçekten çok zor bir şey. Biz Efe ile onu çok güzel tutturduk. Gerçekten. Efe ile de çok eski tanışıyorsunuz siz, çok, değil mi? Yani okul arkadaşıyız, evet, biz. Ve ben biliyorum tabii ama evet, seyirciler bilmez belki. Evet, Efe çok... Bahadır. Benim hem orkestra şefim kendi Efe'm, hem de besteleri beraber yapıyoruz. Aranjmanları da yapıyor artık. Yani birçok insan yani bütün o meşakkatli yaşıyor dönemde Efe vardı Sıla'nın evet, yanında. Gözlükleriyle vardı. Evde de öyle. Ve gerçekten çok iyi bir müzisyen ve çok bence çok Sıla'ya da yapacağı müziği oluşturmasında çok, çok büyük katkısı büyük oldu değil mi? Büyük katkı var, tabii tabii. Alkışlayalım Efe'ye de. Ayrıca lafı gelmiş, yani lafını böleceğim ama. Çok güzel bir soru bulmuşlar arkadaşlar, çok yaratıcı. Hemen bana ısrarla gönderdiler. Nereden ilham alıyorsun? Kaynağınız neresi? Biz de alalım. Edebiyat seni besliyor mu gibi. İkinci yarısı gayet derin olan. İkinci evet, ya da kurtarmışlar. Evet, edebiyat beni besliyor. Şiir gerçekten meraklı mısın? Çok. Çok severim. Şiir okumayı çok çok severim. Ben şiir okumayı çok severim ama yazamam mesela. Ben bir söz ben yazabiliyorum, çok şiir yazamam. Ara verdim. Aslında şimdi tekrar geri dönüş etabındayım hayatımın. Çünkü insanın biraz kendine de bir şeyler kalması gerekiyor ya, anlaşılma korkusu yaşamadan. Ha evet, yani bana kendine. Yani birebir içindeki, evet, içimden geldiği gibi. Anladım. O yüzden tekrar bir geri dönüş yaşıyorum. Çok seviyorum şiir okumayı. Aynen. Çok sevdiğim şairler var. Ben şiir okumaya bayılırım ettiğim da bir türlü yazamadım. Dur bakalım, belki bir gün yazarım. Hadi bir şarkı söylesene. Söyleyeyim. Bize. Alkışlarınız Sıla için. Defa
Yıllarca neşter vurulan, sonra geçti deyip sarılan ama hala kanayan yara bende. Kaç gecedir sırt sırta bizden başka her şey orada. Sen mi ben mi daha cesuruz ayrılmaya? Kaç gecedir sırt sırta bizden başka her şey orada. Sen mi ben mi daha cesuruz ağlamaya? Kaç gecedir sırt sırta bizden başka her şey orada. Sen mi ben mi daha cesuruz ağlamaya? Çok teşekkür ederim. Var bir şarkın daha var. Aa, devam ediyoruz. Olur. Suçlu çocuk olmak istemem.
reklamlardan sonra birlikte olacağız yine. Çok güzel bir dizi oynuyor bu sıralar televizyonda. Bir dönemi anlattığı şeyler açısından merak edenler için seyredilmesi gerektiğini düşündüğüm bir dizi. Benim özellikle küçüklüğüme denk geliyor. ...1980 dönemi ihtilal ve sonrasını anlatan... ...o gerçekleri yüzümüze vuran... ...çok başarılı bir dizi. Ben de o dönem itiraf ediyorum, o ihtilalcilerin arasındaydım. Çünkü ailemizde bir dayımın bana hediye ettiği jandarma üniformasını üzerime girip, 9-10 yaşlarındaydım. Üzerime giyip bahçede nöbet tutan askerle birlikte nöbet tutmuştum. Çok kötü bir şey yapmışım meğerse. Çok kötü bir şeyin içinde olmuşum meğerse. İnşallah bir daha o günler yaşanmaz. İnşallah bir daha o günler gelmez ama gerçekten neler olduğunu merak ediyorsanız ki merak edin. Bilmeyenler seyretsinler. Çok şey var orada. Çok şey anlatıyor yani. Yıllar geçse de üstünden bu kalp seni unutur mu? Kader gibi istemeden bu kalp seni unutur mu? Bir hasretlik yüzün vardı, içimde bir hüzün vardı, söyleyecek sözüm vardı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Bir hasretlik yüzün vardı, İçimde bir hüzün vardı, söyleyecek sözüm vardı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Anlamı yok tüm sözlerim, sensiz geçen gecelerim, yaşanacak senelerim. Bu kalp seni unutur mu? Bambaşka bir halin var, fark etmeden beni sardı, benliğimi benden aldı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Başka bir halin vardı, fark etmeden beni sardı, benliğimi benden aldı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Kararmış tahta masamızda bir şişe şarap, gecelerden bir gece bezginiz, üstelik adam akıllı sarhoşuz, ellerin ellerimde. İspanyol meyhanesinde bir kadın çığlık çığlığa şarkı söylüyor. Belli yıkılmış bir kadın, hayli çirkin, hayli geçkin, ağlamaklı. Zayıf incecik elli, incecik elli, kalın dudaklı. Sesi bir tokat gibi patlıyor kulaklarımızda. Yüzümüz halal oluyor, içimiz hüzün dolu, kahır dolu. Gözlerimiz kanlı. Yeter, yeter. Öleceksek ölelim,
bul kendini şaraba, kedere ve aşka bul. Yeter, 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 öleceksen ölelim. Haydi vur kendini şaraba, kedere ve aşka vur. Daha içelim, hey, daha içelim, hey, hey, daha içelim, hey, daha içelim, hey, hey, daha içelim, hey, daha içelim, hey, hey, daha içelim, hey, daha içelim. İspanyol meyhanesinde bir gece seninle, seninle baş başayız. Üstelik sarhoşuz adam akıllı. Daha içelim, daha, daha içelim. İspanyol meyhanesinde öldüğümüzü kimse bilmesin. Ey garson, bütün hesaplar benden bu gece. Sen de iç, sen de iç. Kapat, kapat, kapat kapıları, kapat, kapat. Yabancı gelmesin. İspanyol meyhanesinde öldüğümüzü kimse bilmesin. Ölelim, ölelim artık. Bitsin bu delicesine koşup. Bitsin bu koşu. Yeter, yeter. Öleceksek ölelim. Haydi vur kendini şaraba, kedere ve aşka vur. Daha içelim, hey, daha içelim, hey, hey, daha içelim, hey. Daha içelim, hey, hey, daha içelim, hey, daha içelim, hey, hey, içelim, 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 hey. Sağ olun, böyle de bir sürpriz oldu. Değerli hoca. Timur Selçuk'u da, evet, Ümit Yaşar sevgiyle, Oğuzcan'a da, evet, aynı şekilde. Aynı zamanda Ümit Yaşar Oğuzcan'a da sevgilerimizi gönderelim buradan. Vallahi çok. Hadi güzel. Buyurun, buyurun. Haydi, ben oturmaya mı geldik? Oturmaya mı geldik? öncesinde müsaadeniz varsa orkestra arkadaşlarıma bir alkış istiyorum sizlerden. Tanıştırmak istiyorum orkestra arkadaşlarıma. Ebe Bağdır, Burak Erkul, Açelya, Kerem Türkaydın, Grucho Marx ve Serkan Ayman. Onlar olmasa çok zor biliyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum onlara. Efendim? Kendine güvenen. Şimdi sıradaki başka bakacağız. Kapıldım, gidiyorum. Sonu hayırmış her gün, bilemiyorum. Bir rüzgara kapıldım, gidiyorum. Sonu hayırmış her gün, bilemiyorum. Hem çok seviyorum dostlar başına, hem sıcak. Hem çok seviyorum düşman başına, hem sıcak demir aşk olsun tutana. Ben yoruldum, söyle senin gücün var mı hala? Kaç yenilgi var, söyle. Ömürde Allah aşkına.
başına bıraktım. Gidiyorum, sonu hayırmış her mi bilemiyorum. Akışına bıraktım. Gidiyorum, sonu hayırmış her mi bilemiyorum. Evet, haklısınız çok yani. Çok teşekkür ederim. Bak sustum, söylemek isterse diye de hiçbir şey söylemiyorum çok yani. Çok teşekkür ederim. Söyleyeceğim daha. Bir şey söyleyeceğim. Lütfen diyorsun ya. Şuraya yazacağız. Otobüslerde yazar ya, şoförle konuşmayınız diye. Buraya yazacağım. Solistle konuşmayınız. Buyurun. Hiç ben bir şey demedim sanki. Söyleyeceğim onu. Sıra! Bir şey soracağım. Bu çok acayip Sıla dizisi senin için mi yapıldı? Sen mi Sıla sen mi Sıla dizisi için yapıldın? Ben Sıla dizisi için yapıldım. Hakikaten nasıl oldu o? Yani çok enteresan bir şey oldu. Sıla, senin adın Sıla, dizinin adı Sıla. Sen Sıla adlı şarkıyı söylüyorsun falan bir şey oldu. Ben hakikaten bir iki hafta mı aldım meseleyi çözmek? Ya o çok anlatsana, saçma ne oldu bir tesadüf. Hakikaten yani. Öyle belli ama evet, yani. Evet. Ya hiç benimle ilgisi yok aslında mevzunun. Güloğuz'un projesiydi biliyorum, o. Biliyorum, evet. Biliyorsun. İsmini Sıla koymuşlar ama hiç benden bağımsız, hiç alakası bile yok. Sadece benden bir şarkı rica etti Gül Hanım. Hayır, ne dedi yani? Ararken falan hiç Sıla, dedi ki, Sıla dizinin dedi, ismi yapıyorsun. Sıla, ben senin yaptığın işleri çok beğeniyorum. Biliyordu o benim o gelişme esnasında vardı, biliyordu yani durumumu. Yapar mısın bir tane şarkı, çıkar mı senden dedi. Bir jenerik, şöyle bir acılı bir şarkı. Çıkmaz mı? Çıkmaz mı benden acılı bir acılı damardan? Bir benden, bir Bergen'den zaten. Tabii canım. Dedim ki yaparım. Derken de öyle gelişti. Yani çok aslında alakasız. Enteresan bir şarkı. Evet, hakikaten. Tuhaf bir kesişme. Öyle oldu. Bir hatırlatsanız bir şarkı. Tabii, hatırlatayım. Kerem de bana bunu hatırlasın. Can peri. Eşim dostum uyansın, imdadımın vakti, elime beni uzansın, başı dumanım çağır. Sıla'ya giden döner be bir gün. Başı dumanım çare tutmayanım. Sıla'ya giden döner be bir gün.
Daha ne yapsın değil mi? Bu harmoniler Bilgi Üniversitesi kokuyor. Doğru mu? Ha? Doğru mu? Var mı? Oradan mısın yoksa? Evet hocam. Ha, bak nasıl bildin. Tabii. Akorlar Bilgi Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi geliyoruz. Peki o zaman bir şarkılık mı iki şarkılık mı reklama kadar söyleyin, ona göre ne söyleyeceğimize karar kendimiz verelim. Kendimiz ayarlayacağız. Bir şarkı. O zaman... galiba o mu var? Evet, buyurun o zaman. Hadi ben söylemeyeceğim. Sen söyle. Şurada oturayım da söyleyeyim sonra. Senden özendim. Güzel bir oturak. Söndürmüşüz feneri, salaş bir balıkçıda. Rengimizi sıyırmışlar, gitmiş gidenimiz. Nuru cemalimizi astarı kalmış bir tek, o da kaşık kadar. Söndürmüşüz feneri, salaş bir balıkçıda. Rengimizi sıyırmışlar, gitmiş gidenimiz. Nuru cemalimizin astarı kalmış bir tek, o da kaşık kadar. Nuru kadehi ustam, bu gecede sarhoşuz. Kalan sağlar bizimdir, acıdan mayhoşuz. İki satırlık adamları musallat ettik ömrümüze. Bundandır böyle dibe vuruşumuz. İki satırlık adamları musallat ettik ömrümüze. Bundandır böyle dibe vuruşumuz. Bundandır böyle dibe vuruşumuz. Hayallerimize yakamoz vursa, bari öyle canlansa da hayat bulsa. Ne iyi olurdu kalbe kan yine hücum etse. Kalan sağlar bizimdir, acıdan mayhoşuz. İki satırlık adamları musallat ettik ömrümüze. Bundandır böyle dibe vuruşumuz. İki satırlık adamları musallat ettik ömrümüze. Bundandır böyle dibe vuruşumuz. Bundandır böyle dibe vuruşumuz.
Efendim herkes gözyaşlarını sile dursun. Reklamlar sırasında sonra biz burada olacağız tekrar. Reklam arası, reklam arası. Efendim bu haftaki konuğumuz programın başında söylediğim gibi hem benim için arkadaşlığı ve sanatçılığı bakımından hem de Türkiye için çok özel, çok yaşa. Çok yaşa gerçekten. İyi yaşa. Bülent. Çok önemli, özel bir insandı, Sıla'ydı. Lütfen bir alkış rica ediyorum. Bu akşam bize... Ve de tabii değerli orkestra arkadaşlarımıza da. Onlar hep buradalar zaten ama onlara da alıştık. Sıla'cığım son sözleri Allah söyletmesin. Allah geçinden versin. Bu program için son sözlerini alalım. Ondan sonra beraber bir şarkıyla veda edelim. Öncelikle çok teşekkür ediyorum sana. Gerçekten seninle şarkı söylemek çok büyük keyif. Senin programına katılmak da öyle. Sonsuz olsun inşallah. Dilediğin her şey çok güzel olsun i̇nşallah. Her şey. İnşallah. Çok teşekkürler hepimiz için. Bütün herkese de mutluluk, sağlık en başta tabii ki ve huzur diliyorum. İnşallah her gününüz bir gününüzden güzel olsun. Haftaya konuğumuz Özgün olacak. Özgün gelecek. Özgün askere gidiyor çünkü. Askere gitmeden evvel son kez bizim programımıza katılacak. Öyle gidecek. Onu da haftaya bekliyoruz. İnşallah çok güzel bir program olacak yine birlikte. Çok güzel. Tabii sen de bak. O da askere gidiyormuş. Oraya gelsin. Hadi bakalım buyurun arkadaşlar. Kızıl güller, kahkahasında bülbüller, kirpi kara tüller. Ben o afete vuruldum, gözlerine kış mübarek, bendeki aşk değil. Hasretin yoluna benzedim bahtsız mecnuna. Yüce Mevla yansındı. Seyret perişan halimi bende akşam olmadan. Dostlar seyrermiş beyhude lafla vakit dolmadan. Avare oldum, serseri oldum derdi diyarda. Zalim, senin Allah'ın yok mu yarim? Yüksekte benim bir kuru aşkım var. Düşmanlarım nispetle be hey kara vicdanlı yandı. Saçlarıma genç yaşımdana bana bakar. Zalim, senin Allah'ın yok. Seyrelmiş beyhude lanla vakit dolmadan. Havare oldum serseri
Allah'ı yok mu yani? Gözü yüksek de benim bir kuru aşkım var. Düşmanlarım ise de be hey kara vicdan yaradı. Saçlarıma genç yaşımda da para kadar. Senin Allah'ın yok. Anlaşmadık, haftaya görüşmek üzere.